dostlarımıza bu anlamlı günü bizimle paylaşıp sevincimize ortak olduğunuz için. Önemli başlıklar geride kaldı. Önümüzde çok kıymetli bir başlık var. Hazır basınımız buradayken o konuya ilişkin birkaç cümle kurmak isterim. Çünkü dün buna ilişkin ilk temas gerçekleşti. Biz ek gösterge düzenlemesini toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük. 5 milyon 300 bin insanı kapsayan devasa bir düzenleme oldu. Bazı eksikleri var, bazı kısımları var. Onarılması gereken şefler ve teknikerler başta olmak üzere. Bu anlamda 3600 ek gösterge düzenlemesinde mutlaka onarılması gereken yasal bir çerçeveyle yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar var. Onlara ilişkin de gayretimiz samimiyetle devam ediyor. Sözleşmeliler konusu kamuda 600 bin sayısına vardı neredeyse. Sözleşmeliliği biz 2011'de kaldırmıştık ve o süreçte yaptığımız mücadeleyle Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı adımla bu anlamda kadroyla buluşturmuştuk ama ondan sonra tekrar bu yola girildi. Biz bu yola çıkmaz sokak dedik. Geldiğimiz noktada önemli bir aşamaya geldik ve toplu sözleşmede karar aldık. Onu da bu yıl içerisinde çalışıp tamamlayacağız dedik. Dün Çalışma Bakanlığı'nda Memur Sen Mutfağı'yla Bakanlığın Mutfağı ilk defa bir araya geldi ve mutfak çalışmaları karşılıklı çek edildi. Ve biz bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Onu buradan bir kez de kıymetli basın mensuplarımızın huzurunda ifade etmek isterim. Bu süreçten muradımız şudur. Kamuda sözleşmelilik olmayacak, tamamen kaldırılacak diye bir şey söz konusu değil. Zaten geçmişten beri var. İstihdamı buradan gerçekleştirme kısmını hiçbir zaman doğru bulmadık. Onun için de bu çıkılan yol doğru değil. Burası yeniden toparlanmalı dedik. Aynı kurumda çalışma barışı bozuldu. Bu kadar keşmekeş olmaz, bu kaldırmaz kamu bunu. Burada bir bütünlük oluşturmak, mevzuatı tipleştirmek, istihdamı tekleştirmek gerekir dedik. Bu boyutuyla da mücadelemiz önemli bir aşamaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçenlerde görüştüm bu konuya ilişkin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu birinci derecede aksettirdim. Çalışma Bakanımızla bir araya geldik. Buradaki temel yaklaşım şu, bir memnuniyet üretmek, arada sorunları ortadan kaldırmak ve kamuda verimi yükseltmek. Bu açıdan beklentimiz ve gayretimiz kadroyla buluşturulması. Bunun ne kadar önemli olduğu 31 Mart seçimlerinden sonra çok net olarak kendini gösterdi. Çünkü Mart'ın sonu bahar diyenler yerel seçimleri ardıkları yerde bahar diye tam bir kara kış yaşattılar. Ve 1400 sözleşmeli memura görülen lüzum üzerine işinize son verdik deyip kapının önüne attılar ki yeni militan dolduralım diye. Evet, sayın valim. Evet, hayırlı olsun.